Aslında sana sormak istediğimiz çok şey var. Ama en baştan bu adamların kim olduğunu anlat bize. Berke, Levent, Harun, neyin peşinde bunlar? Kendilerine özgü camia diye bir şey kurdular bunlar. Örgüt mü, oluşum mu? Ben de çok anlamadım ama ne yaptıklarını iyi biliyorum. Berke evinde her ay düzenli olarak partiler yapıyor. Bu partilere genelde zengin genç erkekleri ve kızları çağırıyorlar. Amaç ne? Amaç bu zengin kız ve erkekleri camianın içine almak. Camianın içine girince yemin ettiriyorlar. Bütün mal ve mülklerini camia için kullandıracaklarına söz veriyorlar. Onun üzerine de vekalet alıyorlar. Ben niye malımı mülkümü saçma bir oluşuma bağışlayayım ki? İnandırıyorlar herkesi. Kendileri için değil camia için yapıyoruz diyorlar. Gelirleri paylaşıp daha da büyüyeceğiz mantığını kullanıyorlar. İyi de senin bunların içinde ne işin var? Zengin de değilsin. Anlat Feray. Bak, seni yargılamak gibi bir derdimiz yok. Rahat ol. Ben o zengin erkekleri ayartan kadınlardan biriydim işte. Partilere gelen adamlarla ilgilenip vekaleti imzalamalarını sağlıyorum. Bizim gibilerin camiaya girmesinin tek şartı bu. Anladım da bu adamların arasına girmek neden bu kadar önemli? Yani ne sağlıyor size? Bilmem. Aidiyet duygusu galiba. Bir yere, bir topluluğa. Çünkü ne olursa olsun yanında oluyorlar. Okulda sorun mu çıktı? Hemen sorunu çözüyorlar. Mesela okulda bana kafayı takan birisi vardı. Berke'ye söyledim. Adamı bir daha görmedim bile. Onların arasına girdiğinde gerçekten hayatının sorunsuz olacağını düşünüyorsun. Zenginlik hayalleri kuruyorsun. Ama sonradan seni kullandıklarını anlıyorsun. Ne için kullandılar? Tahmin ettiğiniz şey. Yatak odası şantajı. İş adamları, bürokratlar. Hepsiyle görüntülerimi çektiler. Ve adamlardan yığınla para kopardılar. Hem onlara şantaj yaptılar hem de bana. Videoları teyzemi izletmekle tehdit ettiler. O kayıtlar yüzünden kurtaramadım hala kendimi bunlardan. Delirmek üzereyim Cemal abi. Ne olur yardım et. Bu camia dediğiniz basbayağı bir suç örgütü. Ayça ölmese bundan kimsenin haberi olmayacaktı. Ayça'ya yaptıkları yanlarına kalmasın diye anlatıyorum. Berke öldürdü onu. Kazayı gördün mü sen? Görmedim ama Berke'nin Ayça'yla tartıştığını biliyorum. İşhanın tamamını alabilmek için. Babasına suç attılar. Babasını suçlayan Ayça ama onu da kandırdılar. O evden çıkana kadar nelerle uğraştım ben. Her gece zorla yaptırdılar. O video çekilirken ben de oradaydım. Videodan sonra Ayça rest çekti. Camiadan çıkmak istedi. Camiadan çıkmak istedi diye mi kızı öldürdü? Evet. Ayça'nın her şeyi anlatacağından korktular. Peki son konuşmanızda ne dedi Ayça? Bağ evine çağırmış belki, öyle söyledim. Sonra bağ evinin yakınındaki yolda buldunuz cesedini. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyordum da bizden birini öldürebileceklerini sanmazdım. Ayça'nın arabasının peşinde siyah bir spor araba görmüşler. Berke miydi o? Berke'nin öyle bir aracı var. Ve bu gece beni nereye çağırdı biliyor musun? Bağ evine mi? Beni de öldürmek istiyor. Ona karşı gelen herkesi gözünü kırpmadan harcayacak bir adam. Öyle görünmüyor ama öyle. Tamam, tamam, sakin ol. Resmen terör örgütü kurmuşlar. Peki nasıl bitireceğiz bunları? Tek tek gözaltına alarak bir yere varamayız ki. Suçüstü mü yapalım baba? Başka türlüsü de işimize yaramaz. Feray'ı bağ evine gönderip Berke'ye itiraf ettirmeliyiz. Tehlikeli olmaz mı? Adam zaten Feray'a güvenmiyor. Onu koruyabiliriz ama. Berke'den bir itiraf alabilirsek tüm örgüt çöker. Yakında oluruz. Bir tehlike sezersek hemen içeri dalarız. Feray kabul eder mi? Eder. Adamlardan kurtulmak istiyor. Siz Feray'la konuşup hazırlığınızı yapın. Ve çok dikkatli olun. O kız sayesinde örgütü çökerteceğiz. Katiyen zarar görmez. Anlaşıldı. Anlaşıldı, başüstüne.